Evet arkadaşlar, birinci soru. Karışımların bileşenlerine ayrıştırılmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde sadece heterojen karışımlar bileşenlerine ayrıştırılabilir. Bu yanlış arkadaşlar. Homojen karışımlarda bileşenlerine ayrıştırılır. B seçeneğinde emisyon karışımları ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrıştırılabilir. Doğru. Emisyon dediğimiz karışımlar sıvısı ve heterojen karışımlardır ve öz kütle farkına dayanan bir ayırma yöntemine tabi tutulurlar. Ve bu yöntemde kullanılan malzeme ayırma hunisidir arkadaşlar. C seçeneğine baktığımızda süspansiyon karışımları süzme ile bileşenlerine ayrıştırılabilir. Süspansiyon katısı ve heterojen karışımlardır. Ve süzme dediğimiz süzgeç kağıdı kullanılarak bileşenlerine ayrıştırılabilir. D seçeneğine baktığımızda koloidal karışımları diyaliz ile bileşenlerine ayırabiliriz. Buna en güzel örnek arkadaşlar kandır. Kan biliyorsunuz ki diyaliz yöntemiyle pis kan içerisinde bulunan pislikler ayrıştırılarak kanın temizlenmesi sağlanır. O yüzden diyaliz kullanılır. E seçeneğine baktığımızda aerosol karışımları süzme ile bileşenlerine ayırabiliriz. Evet, aerosol dediğimiz şey heterojen bir karışımdır. Katı gaz ya da sıvı gaz heterojen karışımdır arkadaşlar. Örneğin duman. Dumanlı bir ortamda maske takarsanız yani süzme işlemi dediğimiz olayı gerçekleştirmiş olursunuz. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. İkinci soruya baktığımızda yukarıdaki özelliklerine sahip madde aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar sıvı bir maddenin yapılan çalışmalar sonucu aşağıdaki özellikleri belirleniyormuş. Birinci öncüle baktığımızda mikroskopla bakıldığında tek bir madde gibi olduğu görülüyor. Arkadaşlar bu özellik önemli. Çünkü eğer mikroskopla bakıldığında tek bir madde değil de birden fazla maddeymiş gibi görünseydi buna biz kolloid diyecektik. Çünkü kolloid dediğimiz heterojen karışımlar bir sıvının içerisinde gözle görülmeyecek kadar küçük parçacıklar içerdiğini biliyoruz biz. Mikroskopla bakıldığında bu parçacıkları dahi göremiyorsak demek ki kolloid değil. İkinci öncüle baktığımızda kaynama süresince sıcaklığın arttığı görülüyor. Şimdi arkadaşlar bunun bir çözelti olduğunu görüyoruz. Yani daha doğrusu karışım olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu karışımlara ait. Yani saf olmayan maddelere ait bir özellik. Üçüncü öncüle baktığımızda fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılıyor. Yine bu da nedir? Karışımlara ait olan bir özellik. Şimdi kolloid olmadığına göre B seçeneği gitti. Arkadaşlar dikkat ederseniz saf madde de değil. Çünkü karışım dedik. D ve C seçenekleri de gitti. Süspansiyon zaten katı ve sıvı heterojen karışımdır. Yani gözle bile görebiliyoruz. Mikroskopla dahi görünemedi dediği için bu bir çözelti örneğidir arkadaşlar. Buna göre cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü soruya baktığımızda saf metil alkol ve saf su her oranda birbirleriyle homojen olarak karışıyormuş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar metil alkol bir kere polar bir madde. Saf su da polar. O yüzden birbiri içerisinde çözünür. Ve sonsuz derecede çözünür. Bunun sebebi ise arkadaşlar bir molekülün küçük olması, iki metil alkol molekülleri arasında hidrojen bağı var, su molekülleri arasında da hidrojen bağı var. O yüzden metil alkol molekülleri su molekülleri içerisinde sonsuz derecede çözünür. Şimdi birinci öncüle baktığımızda metil alkol ve su molekülleri arasında oluşan hidrojen bağları çözünmeyi arttırır. Doğru arkadaşlar. Yani su molekülleri arasında hidrojen bağı var, metil alkol molekülleri arasında da hidrojen bağı var. Bu sebepten dolayı çözünme daha fazladır. İkinci öncüle baktığımızda tek fazlı bir karışım oluşur. Yani homojen karışım olduğunu söylüyor. Bu da doğru. Birbiri içerisinde çözünen maddeler tek fazlı homojen karışım oluştururlar. Üçüncü öncüle baktığımızda kaynama noktası farkından yararlanılarak bileşenlerine ayrıştırılabilir. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü sıvı sıvı homojen karışımları
Biz ne yapıyoruz? Kaynama noktası farkından yararlanarak ayrımsal damıtma düzeninde bileşenlerine ayrıştırıyoruz. Buna göre cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü soruya baktığımızda bir çözeltinin kütlece yüzde derişimini arttırmak için işlemlerinden hangileri uygulanabilir? Şimdi arkadaşlar çözeltinin kütlece yüzde derişimini arttırabilmemiz için çözelti içerisindeki çözünen oranını arttırmamız gerekiyor. Dolayısıyla hemen şunu bir yazalım. Çözelti kütlesi çözücü kütlesi artı çözünen kütlesidir. Şimdi çözünen kütlesinin oranını arttırmamız gerekiyor. Bu da nasıl gerçekleşir? Çözücü arkadaşlar azaltılabilir. Yani buharlaştırılabilir ya da çözünen ilave ederek yine nedir? Çözünen oranı arttırılabilir. Şimdi buna göre bakalım. Birinci öncüle baktığımızda çözünen ilave etmek, evet, oran arttıracağı için kütlece yüzde derişimini arttırmış oluruz. İkinci öncüle baktığımızda çözücü buharlaştırmak, evet, çözücü buharlaştırdığınız zaman çözünen oranı artar. Dolayısıyla kütlece yüzde derişim artar. Üçüncü öncüle baktığımızda çözücü ilave edersek arkadaşlar bu sefer çözünen kütlesi oranı daha da azalacaktır. Yani kütlece yüzde derişimi artmayacak, azalacaktır. Buna göre cevabımız B seçeneğidir. Beşinci soruya baktığımızda aşağıdaki özelliklerden hangileri sadece karışımlara aittir? Şimdi arkadaşlar homojen yapılıdırlar. Saf maddelerde homojen yapılıdır. Yani erime noktası haricinde, daha doğrusu hal değişim sıcaklıkları hariç saf maddelerde homojen yapılıdırlar. Heterojen yapılıdırlar. Saf maddeler hal değişim sıcaklıklarında heterojen yapıya sahiptirler. O yüzden sadece karışımlar için geçerli olan bir özellik değil. Tek tür atom içerirler. Arkadaşlar tek tür atom içerenler zaten karışımlara ait değildir. Tek tür atom içerenler nedir? Elementlere aittir. Saf maddelere aittir yani. D seçeneğine baktığımızda farklı tür atom veya molekül içerirler. Evet arkadaşlar, farklı tür atom veya molekül içermeleri sadece karışımlara ait olan bir özelliktir. Karışımın tanımıdır zaten. E seçeneğine baktığımızda farklı tür atom içerirler. Şimdi farklı tür atom içerirler. Bileşikler de farklı tür atom içerir. Mesela karbon dioksit bir bileşiktir ve farklı tür atom içerir. O yüzden sadece karışımlara ait olan bir özellik değil. Buna göre cevabımız D seçeneğidir. Altıncı soruya baktığımızda yukarıdaki açıklama aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisine aittir? Öz kütlesi sudan küçük, askıda olan katı tanecikleri su yüzeyine köpürtülerek çıkartılması işlemidir. Arkadaşlar bu flotasyon yönteminin bir açıklamasıdır. Buna göre cevabımız C seçeneğidir. Yedinci soruya baktığımızda katı sıvı heterojen bir karışımda askıda olan katı tanecikleri merkez kaç kuvvetinden yararlanılarak ayrıştırılması işlemine santrifüjleme denir. Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi santrifüjleme yöntemiyle bileşenlerine ayrıştırılır? Şimdi arkadaşlar burada temiz kan santrifüjleme yöntemiyle ne oluyor? Alyuvar ve akyuvar dediğimiz, daha doğrusu kan plazması dediğimiz, özür dilerim, kan plazması ve kan pıhtıları olmak üzere iki faza dönüştürülüyor. Santrifüjleme dediğimiz aslında santrifüj makinesi dediğimiz bir makinemiz var arkadaşlar. Genellikle yuvarlak oluyor. Hastanelerde, laboratuvarlarda görmüşsünüzdür. Hızlı bir şekilde dönüyor. Şu şekilde gözenekleri var. Karşılıklı olarak iki tane karışım konularak hızlı bir şekilde döndürülüyor ve merkez kaç kuvvetinden yararlanılarak ne oluyor? Kan plazması üstte, kan pıhtısı aşağıda olmak üzere iki faza dönüştürüyor aslında kanı. Bu şekilde temiz kan ayrıştırılabilir. Hatta çamaşır makinelerinde de arkadaşlar bu yöntem kullanılıyor. Bilginiz olsun. Buna göre cevabımız D seçeneğidir.
Sekizinci soruya baktığımızda aşağıdaki maddelerden hangisi birden fazla görünüme sahiptir? Yani heterojen bir madde olup olmadığını soruyor. Şimdi arkadaşlar mürekkep homojen bir yapıya sahiptir. Şerbet homojen, gazoz homojen, lehim homojen yapıya sahiptir. Fakat mayonez arkadaşlar heterojen bir yapıya sahiptir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken yer aslında şu. Mayoneze baktığınız zaman sanki tek bir görünüme sahipmiş gibi duruyor. Fakat sanayide arkadaşlar birçok heterojen karışımı homojene yakın bir görünüm kazansın diye emülgatör dediğimiz maddeler kullanılıyor aslında. Çünkü emülgatör dediğimiz maddelerin iki uçlu olduğunu düşünün. İki maddeyi birbirine yaklaştırıyor ve o şekilde kalmalarını sağlıyor. Mayonezde de bu tür maddeler kullanıldığı için günlük hayatta biz mayonezin tek bir görünüme sahip olduğunu düşünüyoruz. Fakat böyle değil arkadaşlar. Birden fazla görünüme sahip. Cevabımız B seçeneğidir. 9. soruya baktığımızda aşağıda oluşturulan karışımlardan hangisinin kaynama noktası en düşüktür? Şimdi arkadaşlar kaynama noktasının düşük olması için kütlece yüzde derişiminin düşük olması gerekiyor. O halde ilk yapmamız gereken arkadaşlar su miktarları yani çözücü miktarlarını eşitlemek ya da direkt olarak kütlece yüzde derişimlerini de bulabiliriz. Şimdi eğer su miktarlarını eşitlersek işlemimiz daha kolay olacaktır. Şimdi 600 ile eşitleyelim arkadaşlar. 6 ile çarptım 600. 6 ile çarptım 300. 4 ile çarptım 600. 4 ile çarptım 120. 600 olabilmesi için 12 ile çarpıyorum arkadaşlar. 600. 12 ile çarptım 240. 8 ile çarptım 600. 8 ile çarptım arkadaşlar 80. 3 ile çarptım 600. 3 ile çarptım 150. Şimdi neden bu şekilde yaptık? Arkadaşlar çözücü miktarları eşitlendiğinde çözüneni az olanın kütlece yüzdesi de ne olacaktır? Az olacaktır. Bu sebepten dolayı bu şekilde yaptık. Ya da şöyle de yapabilirdik. İşte çözeltinin kütlesi A seçeneğinde kaç? 100 gram su var çözücü, 50 gram şeker var çözünen, 150 gram çözeltide 50 gramsa yüzde kaçtır deyip buradan kütlece yüzde derişimini bulabilirdik. Aynı şeyi B seçeneğinde de yapabiliriz. 180 gram çözeltide 30 gram şeker varsa yüzde kaçtır deyip buradan kütlece yüzde derişimini. Bu şekilde A, B, C, D ve E seçeneklerini yapıp kütlece yüzde derişimlerini ayrı ayrı bulabilirdik. Fakat bu birinci yaptığımız yöntem biraz daha kolay. Şimdi seçeneklere baktığınızda çözünen miktarı en az olan arkadaşlar nedir? E seçeneğidir. Bu sebepten dolayı kaynama noktası en düşük olan E seçeneği. 10. soru. Bir kap içerisinde X, Y ve Z sıvıları konulduğunda yukarıdaki karışım elde ediliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar kaba baktığınızda X ve Y'nin birbiri içerisinde çözündüğünü yani benzer özellik gösterdiğini, Z'nin ise X ve Y'den farklı bir özellik gösterdiğini, yani X ve Y eğer polarsa Z apolar, X ve Y apolarsa Z polar özellik gösteren bir maddeymiş. Buna göre X ve Y sıvılarının yapıları benzerdir. Doğru, birbiri içerisinde çözünüp çözelti oluşturduğu için benzer özelliğe sahiptirler. İkinci öncüle baktığınızda Z sıvısı ile X artı Y çözeltisi ayırma unisi ile bileşenlerine ayrıştırılabilir. Evet arkadaşlar bu da doğru. Çünkü dikkat ederseniz iki fazlı bir heterojen karışım oluşmuş. Ve öz kütleleri de birbirinden farklı. Bu tür karışımları biz ayırma unisi ile bileşenlerine ayırabiliriz. Üçüncü öncüle baktığımızda X sıvısı ile Z sıvısı homojen karışım oluşturur. Bu yanlış çünkü benzer özellik göstermediği için göstermedikleri için birbiri içerisinde çözünüp homojen karışım oluşturamazlar. Buna göre cevabımız B seçeneğidir. 11. soruya baktığımızda
Şimdi arkadaşlar yukarıdaki düzenekte şekerli su bileşenlerine ayrıştırılmak isteniyormuş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bu bir damıtma düzeneği dikkat ederseniz. Çünkü fraksiyon kolonu dediğimiz ayırma kolonu yok. Isılan şekerli sudaki su buharlaşır ve soğutucu tekrar bu suyu ne yapar? Yoğunlaştırır arkadaşlar. Doğru. İkinci öncülde toplama kabında ilk olarak şeker toplanır. Bu yanlış. Şimdi toplama kabında uçucu bir madde olan su toplanır arkadaşlar. Şeker yine normal ısıtıcının üstünde bulunan kapta bulunur. Üçüncü öncüle baktığımızda karışıma ayırmada öz kütle farkından yararlanılmıştır. Bu da yanlış arkadaşlar. Karışımı ayrıştırmada kaynama noktası farkından yararlanılmıştır. Buna göre cevabımız A seçeneğidir.